Sonra? Sonra ne oldu evlat? Bu zamana kadar hiçbir şey söylemedin. Evlilik meselesini düşündün mü hiç? Evlilik hakkında bana ne düşündüğünü söylemelisin. Dede, sen işine ilgilen diye gittim. Bu yüzden. Sen yalan söylemeyi mi öğrendin yoksa? Bu ihtiyar gözler senin hile yaptığını söylüyor. Hile yaptın. Doğru değil mi evlat? Yoksa yanılıyorum. Karar vermenin zaman aldığını söylüyorsun. Bunu çok iyi anlıyorum. Bak evlat, iki gün sonra baban Bay Takur'la görüşmeye gidecek. Ve ancak o zaman kendini temize çıkarabilirsin. Ama dede... Bak evladım. Şu anda kulaklarımın duymak istemediği şeyi söylüyorsun. Anladın mı beni? En kısa zamanda bu işi bitireceksin. Babanı da al git hemen, tamam mı? Yoksa ben sana gösteririm. Çok kötü yaparım seni. Ne kadar da ahmaktı. Kömür diyarında yaşayan kömür prensesiyle evlenmişti. Hayır hayır İtça. Hikayelerin bir yanı da gerçektir kızım. Kömür prensesi bir prensle evleniyor. Çünkü onun kalbi çok temiz ve güzel. Göreceksin. Bir gün iç çamda prensini bulacak. Tam bir gibi bir prens. O kadar uğraşıp seni arıyordum. Sana bir talip gelmiş. Seni görmeye gelmiş. Sen ortalıklarda yoksun. Zaten kim hizmetçinin kızıyla evlenir ki?
Bu kadar oyalanma yeter bir. Dedeme, anneme ve babama gerçeği söylemem gerek. Dedemle konuşmadan önce bugün Tapasya ile görüşmeliyim. Önce onu görmeliyim. Alo. Merhaba efendim. Ben Vir. Vir. Nasılsın canım? Şey canım, Tapu uyuyor. 2 dakika bekle, ben kaldırayım onu. Hayır hayır. Bırakın da uyusun. Tamam canım. Uyandığı zaman aradığını söylerim ona. Şey, aslında biliyor musun? Birkaç gündür uyuyamıyor. Hep senden bahsediyor. Sürekli seninle görüşmek istediğini söylüyor. O da seni öğle yemeğine çağırmak istiyordu. Nerede buluşacağınızı söylemek için seni aramasını söylerim. Evet. Evet, bu çok iyi bir fikir bu. Vir canım, bir an önce annenle ve babanla konuşup gel. Peki. Çok yakında efendim. Canım, yani sizi kavuşturmak için daha neyi bekliyoruz ki, değil mi? Birkaç gün izin verin. Lütfen efendim. Ben sizi arayacağım. Ay, tamam canım, mı? Canım. Bir dakika. Sana bir şey söylemeyi unuttum. Önemli bir şey değil ama şey, hani İtçe var ya, Damini'nin kızı. Hani hizmetçinin kızıydı. Geçen gün onun evliliğini de ayarladık. Siz ikiniz evlenince evde 2 düğün olacak. İçan'ın evliliği mi? Evet. Dün çocuğun ailesi geldi. Düğünün bir ay içinde yapılmasını istiyorlar. İtça da çocuğu çok beğendi. Çocuk da İtça'yı çok beğendi. Sadece pederin bize tarih vermesini bekliyoruz. Peki. Peki efendim. Tapasya'ya bugün görüşeceğimizi söylersiniz. Tabii canım. Tabii söylerim. Elbette. Hep mutlu ol. Gerisini en iyi Tanrı bilir. Neler oluyor böyle İçan? Evleniyor musun? Buna inanamıyorum. Yoksa onun rızası olmadan mı gerçekleşiyor bütün bunlar? Neden kalbimden geçen hislerin senin kalbinde de olduğunu hissediyorum? Bu asla olamaz İça. Buna asla izin veremem. Nanhe nanhe se haatho mein gudiya purani kismat apni to jaise